Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde could konusuna değineceğiz. Kud could dedim. Öncelikle telaffuz arkadaşlar telaffuz ederken L harfi telaffuz edilmiyor. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Could orada L harfi yokmuş gibi telaffuz edeceğiz. Could. Could arkadaşlar iki manaya gelir. İki farklı yerde kullanırız. Birincisi geçmişte yapabilmek, edebilmek cümlelerinde kullanılır. Yani can kalıbının geçmiş zamandaki versiyonu. Birincisi buydu. İkincisi, ikincisi de kibar isteklerde bulunurken lütfen örneğin bana kitabı verebilir misiniz? Lütfen biraz borç para alabilir miyim? Bu tarz kibar ifadeler için kullanırız. Kısaca iki farklı yerde kullanırız. Birincisi geçmişte yapabilmek, edebilmek için kullanırız. İkincisi de kibar istekler için kullanırız. Örneklere bakalım. İlk örneğimiz I could swim when I was five. 5 yaşındayken yüzebiliyordum. I could swim when I was five. Evet, 5 yaşındayken yüzebilirdim. Diğer örneğimiz olumsuz cümleye bir örnek. She couldn't finish her homework. She couldn't finish her homework. O ev ödevini yapamadı. Bitiremedi. Evet, o ev ödevini bitiremedi. Diğer bir örneğimiz. You could come home early. Eve erken gelebilirdin. You could come home early. Evet. Görmüş olduğunuz gibi could daha önceki zamanlardan da daha önceki kalıplarından da alışılacağı gibi daha önce kullandığımız kalıpların yerine biz could'u koyarsak başka bir ekleme veya çıkarmaya gerek yok. Aynı şekilde cümleleri could'la kullanmış oluruz. Çok basit bir kullanım. Şimdi bu ilk kısımda, ilk kısımda dediğimiz gibi biz could'u geçmiş zamanda yapabilmek, edebilmek cümlelerinde kullanıyorduk. İkinci versiyonu ise ikinci kullanım şekli ise kibar rica bir şey istemek isterken kibar olmak istediğim istediğimiz durumlarda kullandığımız e, cümlelere örnek verelim. Could you pass salt? Bana işte tuzu uzatabilir misin? Pass normalde bir şeyi geçmek. Fakat burada e, uzatmak manasını. Siz sofradasınız tuz ihtiyacınız var. Kaç tarafta tuz var? Arkadaşınıza bunu söyleyebilirsiniz. Could you pass salt? Tuzu uzatabilir misiniz? Evet. Kibar bir şekilde bir istekte bulunuyorsunuz. Bir örnek daha. Could you help me please? Yardım edebilir misiniz? Lütfen. Evet. Could you help me please? Yardım edebilir misiniz? Lütfen. Zaten please en çok arkadaşlar rica cümlelerinde could da kullansanız, neyi kullanırsanız kullanın. Please genellikle ekleniyor. Özellikle günlük dilde. Çok ciddi bir şekilde <laughs> e, rica cümlelerinde istek, kibarca siz isteklerinizi dile getirirken please cümlenin sonuna ekleniyor. Bunu da hatırlatayım. Son bir örneğimiz. Bu iki konudan farklı olarak şöyle bir örnek vermek istedim. Can you lend me some money? Please, bana biraz borç para verebilir misin? Lütfen. Görmüş olduğunuz gibi, siz sadece couldla e, istekte kibar bir istekte bulunmak zorunda değilsiniz. Kendin de kullanarak kibar bir şekilde istekte bulunursunuz. Bunun ince bir noktası da cümlenin sonuna please, lütfen eklediğinizde coulddan hiçbir farkı yoktur. Evet, ben günlük dilden bahsediyorum. Yani siz günlük dilde Kudu hiç kullanmasanız da olur. Hep kendi cümlelerde kullanabilirsiniz. Fakat cümlenin sonuna please eklemeyi unutmayın. Could you lend me some money, please? Could you lend lend me some money, please? Bana biraz borç para verebilir misiniz? Lütfen. Evet. Kısaca bu konuda bu kadar. Umarım sizin için güzel olur. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere